Bir ülke düşünün, 100 tane yumurta üretiyor. Bu 100 yumurtaya karşı 100 lira basıyor. Demir veya kağıt. Bir yumurtanın fiyatı kaç lira? 1 lira. 100 yumurtayı üretimini daha fazla arttırmak için ne yapman lazım? Tavuklara, yani üreticilere ve de horozlara, yani yatırımcılara iyi bakman lazım. Tavukların bakımını iyi yaparsan, horozların, yani yatırımcıların yatırım şevkini yüksek tutarsan, yumurta üretimi 100'den 200'e çıkarsa bir yumurtanın fiyatı kaç lira olur? 50 kuruş. Yok, tavuklara bakmazsan, horozların, yani yatırımcıların moralini düzgün tutmazsan, yumurta üretimi 100'den 50'ye düşerse ne olur? 2 lira olur bir yumurtanın fiyatı. Fiyatı belirleyen neymiş? Daha doğrusu paranın değerini belirleyen neymiş? O ülkenin üretim gücüdür. Paranın değerini o ülkenin üretim gücü belirler. Hangi şekilde gelmiş olursanız olur. İster sözüm ona demokraside %100 oyla gelin, İsterseniz başka tarzlarda iktidara gelin, siz paranın değerini belirleyemezsiniz. Paranın değerini ne Cumhurbaşkanı belirleyebilir, ne meclis belirleyebilir, ne Merkez Bankası belirleyebilir, ne de TÜİK belirleyebilir. Paranın belirleyicisi kimmiş? Tek. Üretim gücü. Sen şimdi üretim gücünü kırmışsın. Üreticinin kolunu, kanadını kırmışsın. Üretici üretemiyor. Sen mecburen ne yapıyorsun? Dışarıdan borca mal alıyorsun. Borca hizmet alıyorsun. Borca para alıyorsun. Kime çalışıyorsun? Borca çalışıyorsun. Kimin gene bu yük? Üreten kesimi yoksullaştırıyorsun. Çok çeşitli yöntemlerle. O çöktükçe çöküyor. Battıkça batıyor. Paranın değeri de düştükçe düşüyor. Abi ben öyle Ali Cengiz oyunları yaparım. Şimdi bir soru daha. Bu Türkiye'nin çok harika döviz politikası, Türk politikası uyguladığı ve işte 7 bin liradan 5.500'e düştüğü lafları var ya. İyiydi arkadaş. Sene başında 3.900 liradan 5.500'e çıktığını düşünmüyoruz artık şimdi. 7.000'den 5.500'e düşmüş. Harika ya. Şuraya bak be. Ah be, koçum benim be. Kim tutar seni? Gideceksin, bakacaksın. Almanya'da, İngiltere'de, Amerika'da. Götür Türk parasını. Dolar iste. Bak bakalım sana 100 lira karşılığında kaç tane dolar veriyorlar? Bu paranın değerini ne belirliyor? Üretim gücü. Söylem gücü belirlemiyor. Şarkılarla, türkülerle, ilahilerle, sözüm ona çok büyük, din adamlarla.